Fuat Uğur. Zelenski ya da Gaydol'a özenenler, işte böyle kullanıp satarlar. En başından beri Rusya-Ukrayna krizinde söylediğim ve yazdığım özetle şuydu. Rusya, NATO'nun genişlemesini ve Ukrayna'yı NATO paktı içine almasını bir tehdit olarak görüyor ve açık açık bunu yaparsanız askeri operasyona başlarım diyor. Zaten 1990'da Sovyetler dağılmadan önce Mihail Gorbaçov'a genişlemeyeceğine dair söz veren NATO sözünü tutmadı ve Rusya'nın dibine kadar girdi. Ama Ukrayna bardağı taşıran son damla. Zelenski ise Amerika'nın Ukrayna'nın başına yetiştirip oturttuğu bir aparattan başkası değil. Amerika'nın amacı Ukrayna'yı kurban edip Rusya'yı tüketmek ve ekonomik olarak çökertmek. Petrolü, doğalgazı, suyu, buğdayı, tahılı, bakliyatı, milli savunma sanayi, nükleer gücü olan bir ülkeyi çökertemezsiniz. Bunu yapalım derken koskoca Ukrayna perişan olacak. Bana ve benim gibi düşünüp yazanlara Rusçu dediler. Olmadık hakaretleri sıraladılar. Rusların Osmanlı'dan itibaren Türklerle olan savaşlarını, anlaşmazlıklarını, Çerkes olduğum için Çerkeslere nasıl soykırım uygulayıp sürgün ettiklerini gündeme getirdiler. Muhalefet Rusya'ya yaptırım uygulamamızı, hava sahamızı kapatmamızı istedi. Üç kuruşluk aklıyla. Amaçları Rusya ile Türkiye'yi de batağa sürüklemekti. Ama Türk hükümeti bir diplomasi tarihi yazdı, izlediği politikayla. Çünkü her şey o kadar berrak ve pırıl pırıl görünmekteydi ki. Gidişata bakmak ve Amerika denen dünyanın en büyük terör devleti olan şeytanı iyi tanımak, olacakları önceden doğru tahmin edebilmeyi olanaklı kılıyordu. Sonuçta ne dediysek o oldu. Ukrayna'nın çapı belliydi. Zelenski denen soytarının da koskoca ülke perişan oldu. Ukrayna ordusu 38.500 askerini kaybetti. 60.000'den fazla asker yaralandı. 10 bin Ukrayna askeri Rus güçlerine esir düştü. 14 milyon Ukraynalı evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ülke dışına çıkanların sayısı 8 milyonu buldu. Buna ek olarak Ukrayna'ya yardıma giden bin yabancı paralı asker de çatışmalar ve bombardımanlar sonucunda öldü, büyük bir kısmı da esir alındı. Ukrayna askeri istihbarat başkan yardımcısı Vadim Skibitski, Atacak kurşunumuz kalmadı, çok zor durumdayız, Rus topçuları üstün geliyor açıklamasında bulundu. Rus güçleri 110 günlük savaşta Ukrayna'nın beşte birini ele geçirdi. Rusya'nın ekonomisi ise çökmediği gibi tam tersine güçlendi. Rublenin değeri dolar karşısında o kadar yükseldi ki ihracat rakamlarına zarar vermesin diye olduğu yerde tutmak için Rusya faizleri %9.5'e düşürdü. Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri 3 kat arttı ve Merkez Bankası dövizle dolup taşmakta. Satıldık ey halkım, unutma bizi. Tüm bunları neden yazdığımı dünkü gelişmeleri okuyanlar biliyordur. Çünkü Ukrayna'yı kendi çıkarları doğrultusunda Rusya'ya yemeden Amerika ve Batı yan çizmeye ve satışlara başladılar. Daha önce son Ukraynalı ölene dek savaş devam edecek diyen Amerika Başkanı Joe Biden aldı sazı eline. Ben defalarca kez Zelenski'yi uyardım, Rusya saldıracak dedim, bana kulak asmadı, beni dinleseydi böyle olmazdı. Sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna barış için Rusya'ya toprak vermelidir dedi. Son satış daha önce Ukrayna mutlaka NATO üyesi olacak diyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den geldi. Bu savaş masada bitecek. Konu barışın mümkün olup olmadığı değil, asıl konu şu, Ukraynalılar barış uğruna ne kadar toprak vermeye, bağımsızlıklarından ve özgürlüklerinden ne kadar taviz vermeye hazır. Zelenski de Ukrayna halkını Amerika ve Batı'ya peşkeş çekmiş ve satmıştı. Olay bundan ibaretti. Sonuçta kullanılıp atılma vakti gelmişti. Ama asıl kullanılıp atılan, kandırılan ve satılan Ukrayna halkı olmuştu. Kolları sıvanmış beyaz gömlek giymek ihaneti gizlemiyor. Bir başka Zelenski de birkaç yıl evvelinden Venezuela'da zuhur etmişti hatırlayacaksınız. Adı Juan Guaido'ydu ve Amerika'nın piyasaya sürdüğü güler yüzlü, ılımlı, hoşgörülü ve kolları sıvanmış beyaz gömlek giyen demokrasi kahramanı olarak lanse edildi. Amerika onu iktidara getirmek için Venezuela'ya petrol ambargosu uyguladı ve ülkenin ekonomisini adeta çökertti. Ama Venezuela halkı bu oyuna gelmedi ve Başkan Maduro'yu desteklemeye devam etti. İş o noktaya geldi ki, Guaido bir grup Amerika askeriyle birlikte darbe yapmaya bile kalkıştı. Önceki gün bir haber vardı. Başkent Caracas'a yaklaşık 270 kilometre mesafedeki San Carlos'ta. Bir restorana giden Gaydo, lokantada bulunan halkın büyük tepkisiyle karşılaştı. Önce birkaç kelimeyle kendisini anlatmaya çalıştı, sonra onlarla tartışmaya girişti. Gaydo'yu oturduğu sandalyeden kaldıran müşteriler, onu restoranın kapısına doğru yaka paça itmeye başladı. Bu sırada sandalyeler havada uçuştu. Gaydo, çareyi kaçmakta buldu. Şimdi Yunanistan'da Zelenski ve Gaydo benzeri bir aparat edindi Amerika. Adı Michotakis. Ona kısaca MHP lideri Bahçeli'nin ifadesiyle miço diyebilirsiniz çünkü yaptığı tamamen bu. Yani miçoluk. Onların Türkiye'de de muadilleri var. Kolları sıvanmış beyaz gömlekleriyle arz endam eden kimi FETÖ'nün göz bebeği isimler. Yerli Zelenskileri, Gaydoları bir şey sanan halkımıza hatırlatalım. Aklınızı başınıza toplayın. Sonları hiç hayır olmuyor. Türkiye'yi ateşe atacak olmasanız ne haliniz varsa görün diyeceğiz de akılsızlığınız yüzünden ülke büyük bedeller ödeyecek. Sorun bu. Fuat Uğur, Türkiye. Nurettin Ceylan. Bu büyük kargaşanın suçlusu kim? Dünyanın çalkantılı zamanlarında olduğu yaygın olarak kabul ediliyor. Bu ani çalkantı temel tüketim mallarının fiyatlarında yükselen enflasyon ve küresel ekonomik etkisinden kaynaklanmaktadır. Ülkemizde de bir hayli artan enflasyon sadece bizi değil, tüm ulus halklarını zorluyor. Öncelikle endişe, yalnızca düşük gelirli ve az gelişmiş olarak kabul edilen ülkeler için değil, gezegenimizdeki milyarlarca insan için gıda güvensizliği ve açlıktır. Çünkü tabiatın doğasına bizatihi müdahale ediliyor. Tahıllar yeryüzünde hiç yokmuşçasına arka plana atılıyor. Yapay bir gıda krizi oluşturulmaya çalışılıyor. Yoksulluk birçok vatandaşın aileleri için sofraya yemek koymakta zorlandığı, sözde zengin ülkelerde bile rekor seviyelere ulaştı. Bunların hepsi Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından mı başladı? Bütün bunlar, Batı ekonomik sistemindeki tarihi başarısızlığın bir ifadesi ve kınanmasıdır. İnsan ihtiyacı üzerindeki özel kar sisteminin giderek tamamen yetersiz ve modası geçmiş olduğu görülüyor. Dünya büyük bir sıkışmada. Yeni düzene geçişte çok sıkıntı var. Geçen yılki yazdığım yazılarda bile gıda üzerinden ciddi krizlerin olacağını, yeni sisteme geçişin zor olacağını yazmıştım. Dahası, Batı'nın giderek artan bir şekilde insanları kasıtlı olarak yoksulluğa ve krize maruz bıraktığı görülüyor. Kurumsal kapitalizm gezegenin karşı karşıya olduğu korkunç sorunlar yarattı ve bu sorunları hafifletmek yerine daha da kötüleştiriyor. Bu dünya sistemi insan ihtiyaçlarını karşılamada daha demokratik, sürdürülebilir ve etkili bir şey için reddedilmelidir. Ancak Batı sisteminin doğasında var olan ekonomik başarısızlıkların üstüne ideolojik olarak yönlendirilen siyasetin sefil başarısızlığını da eklemeliyiz. Mevcut büyüyen ekonomik kriz şirketler tarafından kontrol edilen hükümetler ve onların bazı üst düzey amirleri tarafından fazlalaştı. Gülünç bir şekilde batılı yöneticiler suçu Rusya'ya kaydırmaya çalıştılar. Amerika Başkanı Joe Biden, enflasyona Rus lider Vladimir Putin'in adını bile verdi. Biden, hızla artan tüketici fiyatlarını Putin'in fiyat artışı olarak adlandırdı. Bu, Amerikalıların ve diğer batılı vatandaşların bile inanamadığı bir suç oyunuydu. Avrupa Birliği büyük ölçüde çatıdan geçen enerji fiyatları nedeniyle bir enflasyon girdabıyla karşı karşıya. Bu da Kıtanın uzun süredir ortağı olan Rusya ile enerji ticaretini onaylamanın kendi kendine zarar vermesinden kaynaklanıyor. Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel, bu hafta genel fiyat enflasyonunun Avrupa'yı Amerika'dan çok daha fazla etkilediğini, çünkü Rusya'ya çok daha fazla bağımlı olduğunu belirtti. Washington ve onun Avrupalı vasalları dünyanın sorunları için Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini saçma bir şekilde günah keçisi ilan ediyor. Spesifik olarak Batılı seçkinler bu çatışmanın buğday ve diğer temel tahıl ürünlerinde kritik kıtlıklar yarattığını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Rusya Ukrayna limanlarını ablukaya almakla suçlanıyor. Gerçek şu ki NATO destekli Kiev rejimi gemilerin kıyıları ve limanları boyunca patlayıcı mayın döşemesini engelledi. Kiev sivil nakliye için deniz yollarının mayınlarını temizlemeyi reddediyor. Bunun yanı sıra Ukrayna rejimi tahıl ihraç etmek isterse bunu ekonomik olarak karayoluyla Belarus'a yapabilirdi. Ancak bu seçenek AB'nin Belarus'a Rusya'ya yaptığı gibi yaptırımlarla tokat attığı için engelleniyor. Burada kendi kendini baltalayan politikaların bir başka tezahürünü görüyoruz. Mevcut küresel rahatsızlığın kökleri, Batı ekonomik sisteminden ve onun Rusya'ya karşı emperyalist savaş çığırtkanlığında ve başta Çin olmak üzere İran, Venezuela, Suriye, Kuzey Kore, Küba ve Nikaragua gibi irrasyonel olarak belirlenmiş diğer düşmanlarda kök salan özel bir nedenselliğe sahiptir. Bu tür düşmanların tanımlanmasının kendisi, batılı emperyalist rejimlerin ne kadar akıl almaz ve gayrimeşru olduğunun bir göstergesi değil mi? Amerika önderliğindeki batı bloğu insanoğlunu yokluğa, açlığa, fakirliğe sürüklemek istiyor ve bunu da başarıyor. Böylesine büyük tarım arazileri olan dünyada, böylesine zalim bir avuç insanın kararları tüm dünyayı felakete sürüklüyor. Enflasyon gittikçe artacağı benziyor. Özellikle sonbahar ve kış çok çetin olacak. Olaya Türkiye düzeyinde bakan herkes çok büyük bir yanılgı içinde. Sanki bir tek bizim ülkemizde oluyormuş gibi düşünmek, dünya sisteminden ve batılı zalimlerin oyunlarından bir haber kimselerin işidir. Tüm insanlık büyük bir çalkantının içinde. Farklı bir dünya mümkündür ve pratik başarı içinde barışçıl, insancıl ve kardeşçe ilişkiler dünyası olabilir. Gerçekten de Amerika önderliğindeki kapitalist işlev bozukluğu ve yıkımın saltanatı altında böyle bir dünya imkansızdır. Aksi halde onların istedikleri tüm ülkelerin ve halkların kaderini etkilemeye devam edecek. Selametle. Nurettin Ceylan, Sesli